Arkadaşlar hoş geldiniz. Yılbaşı yemekleri ikinci bölümdeyiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hızlıca giriş yapalım. Bunda daha fazla yiyecek olabilir. O yüzden her şeyi hızlı hızlı anlatmaya devam edeceğim. Ki canınız sıkılmasın izlerken. Şimdi bu ilk yemeğimiz baklava yufkasına sebzeli börek diyeceğim gibi ama hayır, sebzeli kiş. Şu muffin kaplarında böyle kiş halinde yaparak sunarak daha fazla beğeniyorum. Kutlama sofrasına uygun bir sunum oluyor böyle. Şimdi hızlıca başlayalım. Burada birkaç tane sebze var. Bu tarife soğan yerine pırasa koyuyorum çünkü bence çok yakışıyor böreğe. O yüzden şöyle 2,5-3 sap uzun pırasa. Bunları küçük küçük doğrayıp sotelemeye başlayacağım. Tabii soteleyeceğimiz için ve hızlı yapmak için böyle halka halka yapmak yerine bir de ortadan ikiye böleceğim. Ne kadar kolay pişerse o kadar iyi. Zaten lezzetini almaya çalışıyoruz. Şöyle tam kesmedim ama biliyorsunuz sebze sotelerken hangi sebzenin ne zaman piştiğine göre hepsini aynı anda atmıyoruz. Şimdi havuçla kabağım da var mesela. Onları biraz daha geç koyacağım. Önce pırasalarla başlıyorum. Bu sebze harcının içine sonradan krema koyacağız. O yüzden çok fazla yağ koymadım. Sadece soteleyebilecek kadar zeytinyağı koydum tavaya. Güzel kokular gelmeye başladı. Bir tane de biberim var, onu da doğruyorum. Şu iç çekirdeklerini alacağım. İç çekirdek. Zaten dış çekirdeği yok. Bu arada pırasanın hafif dibini tutturmak kötü bir fikir olmayabilir. Ben normal zeytinyağlı yaparken de dibini tutuyor, herkes tutturur yani. Bir de zaten soğan gil olduğu için güzel de karamelize oluyor. Zaten sebzeleri hafif dişe gelir bırakmak istiyoruz. O yüzden bütün pırasalar tamamen eriyene kadar ya da bütün sebzeler eriyene kadar bu işlemi yapmayın çünkü fırına da girecek bu. Tuzunu, karabiberini şimdiden birazcık koyayım. Koymak istediğiniz her türlü baharatı koyabilirsiniz. Bir şeyde kimyonsuz yap Burcu dedim kendi kendime, buna koymadım. Birazcık tuz ekliyorum. Ben mozzarella peyniri koyacağım. Eğer zaten ilk videoyu izlediyseniz peynir sos yapmıştım ve o peynir sosa mozzarella koymuştum. O mozzarella peynirimizden kalan var. Kişlerin üstlerine mozzarella peyniri koyacağım. O yüzden tuzumu istediğim kadar atabiliyorum. Ama siz içine tuzlu peynir karıştıracaksanız beyaz peynir olur ne bileyim. O zaman tuzunu ona göre ayarlayın. Hazır baklava yufkası kullanıyorum. Çünkü hani neyiz ki biz, yufkacı mı? Oturup baklava yufkası yılbaşı günü ya da hayatımın herhangi bir evresinde açmak zor. Baklava yufkası çok çabuk kuruyor. Kullanacağınız zaman açıp kullanmadığınız kısmını da böyle nemli bir bezle mutlaka kapattığınızdan ya da hani hava almadığından emin olun. Biberleri de atıyorum. Altını artık bayağı bir açtım. Bir tane orta boy havuç. Havuçları soyacakla soyuyorum. Şöyle şöyle. Sonra ortanın ikiye kesip içine öyle atacağım. Şu kalın kalan kısımlarını da doğrayacağım ufak ufak. Minik iş yapacağımız için belki şöyle şöyle şu uzunlukta koymakta fayda var. Evet, biberlerle pırasalarımız. Bayağıdır karıştırmıyordum. Hafif hafif dibini karamelize ettim. Şimdi havuçları ekliyorum. Havuç da geç pişiyor. Eğer daha kalın kesecekseniz havuçları mutlaka daha erken ekleyin. Geldik kabağa. Rendeliyorum. Kabağı da atıyorum. Suyunu verecek, çekecek alacağız. Kabağı da gönderiyorum. Tezgahımı kurutuyorum çünkü hemen baklava yufkasına geçiyoruz. Fırınım önden açık. 180 derecede. Bu arada bunu tabii yuvarlak kelepçeli kek kalıbına böyle yufkaları dizip ortaya bir büyük kiş gibi de yapabilirsiniz. Çünkü küçük küçük yapacağımız için ben 6 tane yufka kullanacağım. Ama eğer bir büyük yapacaksanız 10 yufkaya kadar kullanabilirsiniz rahatlıkla. Hani ne kadar hamur sebze oranı istediğinize bağlı. Fırçam çok hafif yağlıyorum. Böyle üzerinde gezdirmece. Hafif hafif. Her noktasına denk gelmez bile yani. Hey hey hey! Bir dakika. Bir diş sarımsağım var. Ay buradan güzel güzel kokular geliyor ama kokuda bir şey eksik. Bu suyunu çekti aldım ocaktan. İçine tabii ki tabii ki taze baharatlar, dereotu, maydanoz falan filan yani bu tarz şeyler. Çok yakışır, güzel olur. İsteyenler mutlaka koysun. Şimdi geçelim tekrar yağlamaya. Şu muffin kabını yağlayayım. Şöyle yapayım. Buradan böyle böleyim. Bunları da altıya böleyim. Şöyle dizdim. Sebze karışımını alıyorum. Hafif soğumuştu zaten. Şimdi içine kremayı koyduğumda birazcık daha soğuyacak.
yumurta ekleyeceğiz. Yumurtanın hemen pişmesini istemeyiz. O yüzden bu sebze soteleme muhabbetini gündüzden yapıp krema yumurtayı sonradan ekleyip fırınlayabilirsiniz. 200 ml bir kutu krema var. 2 adet yumurta, büyük boy. Tabii gönül isterdi ki tuzuna yumurtayı koymadan bakmış olayım. Çok azıcık daha attım ama zaten iyiydi tuzu bu arada. Biraz daha koy dediniz diye koydum. Buradaki arkadaşlar çok tuzlu yemek yiyorlar. Onlara göre yapıyoruz. Tuzsuz yedirdi diyor. Tuzsuz falan değil. Ben burada kamera var Allah'tan. Her şeye gözünüzün önünde tuz koyuyorum. Bir çay kaşığı koyuyorum en az yani. Şu bir avuç atıyorum. Yok size göre tuzsuz. Hastanede bile öyle getirmiyorlar yemeği. Abartma. Getir. Koyuyorum. Şöyle bir kaşık bir kaşık gidiyor. Tamam. Şimdi şöyle üzerine peynir koyuyorum. Atıyorum fırına. 180 derece. Üzeri kızarana kadar. Fırından taze taze. Buraları çıtır. Wow. Şimdi tabii bu sıcakken bunları bu kaptan çıkarmamanız lazım. Ama ben Terminator olduğum için çok da yufkalara zarar vermemeye çalışıyorum. Altı, üstü, her yerleri, yanları pişmiş. Çok güzel. Bu arada bir şey söyleyeyim, ben ön yargılıydım ama gümbür gümbür. Değil mi? Evet, sebze sevmiyorsanız da yersiniz. Görüşürüz. Görüşmüyoruz yani. Yeni tarif tamam. Geliyor. Tamam. Kapatalım. Bir sonraki tarifimizde kıymalı, baharatlı kıymalı peynirli quesadilla. Ya da lavaş tost. Lavaş arası tost. Bunlar için bir de avokadolu dip sos yapacağız. Bir tane orta boy soğan, ince doğranmış yemeklik. Ocağın altını açtım, zeytinyağını koydum. Seri ilerliyoruz. Diğer tarifler gibi çok açıklamalı gitmiyoruz tabii ama zaten hani bunda da çok açıklanacak bir şey yok. Atıyorum soğanları. O sırada ben peynirleri aslında böyle de koyabiliriz ya. Ha? Pıt diye. Yılbaşı tarifi olduğu için olabildiğince pratik ilerlemeye çalışıyoruz. Bunun yanına yapacağım guacamole demek istemiyorum çünkü tam guacamole yapmayacağım ama ona çok benzeyen avokadolu bir dip sos yapacağız. Onun içine kişniş koyuyoruz. Kişniş sevmiyorsanız o sosun içine maydanoz koyabilirsiniz. O zaman kıymanın içine koymanıza gerek olmaz. Burada 400 gram 500 gram arası, 450 diyeyim hadi onun arası 450 oluyor. Kıyma var. Atıyorum. Çok böyle bolognese'deki gibi iyice ezmeyeceğim. Hafif parçalı bırakıyorum. Tuz koyuyorum. Bir diş sarımsak koyuyorum. Çok hafif kimyon koyuyorum. Çok hafif de koymadım bu arada. Birazcık da karabiber. Niye böyle bir şey? Bana bir şey gıcık yaptı. Batuhan herhalde. Sonlara geliyoruz. O yüzden maydanozları atabilirim. Kıymalar tamam. Şimdi öbür tava, çünkü bu woktu, bunu da pişiremeyiz. Quesadilla için. Öncelikle çok fazla peynirli olsun istemiyorsanız rende peynir kullanın. Ama kıymayı lavaşa yapıştırmak için iki tarafını da peynir dizmemiz lazım. Yani hem altına hem üstüne. Bu arada tava biraz ısınıyor. Kıyma için yüksek ateşteydi. Şimdi orta ateşe aldım. Hani bir çılgınlık yapıp şöyle küçük küçük de şuralara da ekleyeyim. Yaptığım çılgınlıkların boyutu gerçekten içler acısı. Şimdi biraz kıyma ekliyorum. Bunu böyle üçgen dilimleyip servis edeceğimiz için kıymayı çok abartırsanız yerken de o kadar dökülür. Burada nefsinize hakim olmak, bu sınavı düzgün vermek lazım. Üzerine birazcık daha kimyon ben serpiyorum. Birazcık da kırmızı toz biber koyuyorum. Şimdi en tekrar üzerine kaşar, ya peynir burada yapıştırıcı. Uhu. Peynirden çok kaçmadık. Üst katımızı da kapadık. Şimdi bunu şu şekil tavaya almadan evvel tavaya çok azıcık tereyağı, çok çok az alıyorum. Peynirler eriyene kadar. Ya artık bize hiçbir şey zor değil ama esas zorluk bunu ters çevirmede. O yüzden bunu tutuyorum ki hani öyle yapıp kaydıracağım. Şimdi kısık ateşte bekliyorum çünkü bir an önce yani lavaş bir anda yanıp içindeki peynir erimeden saçma sapan şeyler yaşamayalım. Şunu çevireceğim mi? Çevir yani gerçi daha tam şey olmadı. Peynirler eridi ama birazcık da böyle kızartmak da istiyoruz. Şöyle yapacağım. Böyle aldım. Heh, kızarmış. Şimdi bunu aynen şu şekil geri kaydırdık. Bu hazırlanırken guaka başlayalım mı? Guak. Şimdi tabii biliyorsunuz avokadoların genel sorununu o da şu. Güzel olgunlaşmış avokado bulmanız lazım. Yani tek sorun o. İki tane avokado kullanacağım ben.
Cipsle falan da çok güzel oluyor. Şöyle çevirdik, açtık. Bir kaşık yardımıyla alıyorum. Artist, gördün mü? Bunu da alalım. Hepsini rondoya atsak olmaz mı? Dediğinizi duyar gibiyim. Hepsini rondoya atsanız olur. Şu kanalda yaptığımız ilk vegan tarif olabilir. Bunu da vegan hashtag ile koyarım. Hiç acımam. Taze soğan 2 sap. Küçük küçük taze soğanı parmaklarımıza almadan doğruyoruz. Kişniş çok baskın bir tadı var. Yani şu kadar az. Misket limonu. Normal limonla yapabilir miyim diyorsanız yapabilirsiniz. Ama misket limonunun aroması daha farklı. Tuz da koyayım, pardon. Tuzunu kendinize göre ayarlayın. Heh. İçine birazcık misket kabuğu rendesi, şu incirin rendeyle. Şöyle bütün kabuğu rendelemiyorum da hani yarısının rendesi. Limonu sıkıyorum. Önce bir yarım sıkalım. Tadına baka baka gidelim. Ben muhtemelen bir taneyi sıkarım ama çatalla girişiyorum. En son içine bir yarım diş, bir diş yani küçük bir diş sarımsağı da ekleyeceğim ama iki kere de sıkmam lazım. Sarımsağı da ekledik. Ezdik de yeteri kadar. Tadına bakalım ki ona göre daha ne eklenecek, bir şeyler eklenecek mi? Yağ koymadım, avokado zaten yağlı. Evet, bir limon. O konuda kendime biliyorum. Karabiber koyabilirsiniz ama kırmızı biber daha çok yakışıyor. Tabii bu arada şey bu, baz gibi düşünün. Yani kendi ben böyle sadesini seviyorum. Yani sade de denmez, içinde bir sürü şey var ama. Yani ne istiyorsanız küp küp doğrayıp siz tabii ki ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Of çok güzel. Evet. Wow. Yiyeceğim mi? Şimdi geleneksel bir tarif falan diye, yok hayır, abuk bir tarif yapacağız. Abuk derken çok lezzetli ama genelde evlerimizde denemediğimiz tariflerden biri. Sosis. Küçük kokteyl sosisler var. Bunları kolada pişireceğiz. Kola markası vermiyorum çünkü bir anlaşmalı olduğumuz bir marka yok. Ama aldığınızda light ya da şekersizlerden almayın. Normal şekerli kolalardan alın. Çünkü burada kolanın şekerine ihtiyacımız var. Önce nasıl başlayalım? Şu kokteyl sosisi, burada 12 tane var. Büyük sosisleri küçük kesebilirsiniz, fark etmez. Şöyle uçlarına artı atıyoruz. Tamamen görsel. Ocağımızı, ne? Tavamızı. Ocağı alalım. Çok azıcık ayçiçek yağı koyuyorum. Birazcık yüksek ateşte soteleriz diye. Çok yani böyle damla damlattım. Hepsine şekilimizi verdik. Sosisleri atıyorum. Altını yüksek ateş dedik. Altını yakmamışım. 3 tanesini şurada geri alıyorum sosisleri. Evet, birazcık kızınca. Tabii biz marka vermemek için arkadaşlarım, sponsorumuz olmadığı için henüz, ki zaten bu marka bize sponsor olup ne yapacak diye düşünüyor olabilir ama binlerce tarif yapabiliriz gördüğünüz üzere. Kese kağıdı. Sponsorsuzluğa olan tepkimizi kese kağıdıyla gösteriyoruz. Siz hangi markayı istiyorsanız alabilirsiniz. Ya Batuhan, en son ne zaman dans ettin? Geçen hafta. Dans. Tabii. Kimle gidiyorsun? Tek başıma. Batuhan'ı nerede bulacağınızı biliyorsunuz artık. Bu arada bu karamel popcorn, bir önceki videoyu izlemediyseniz hala yiyorum yani, çok iyi. Aynen, bir önceki videoda tarifi. Hop, şunu da atıyorum. Bak, coş. Biraz kızaracak sonra mı? Aynen, birazcık kızaracak. Bacaklar böyle açılana kadar. Bacakları da biz yaptık yani. Yavaştan altını kısıyorum. Koyuyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Bir tane 250, bu 250 mi? Bir tane 250'lik. Şimdi orta ateşte, üçlerde falan bunu bırakacağız. Ha, unutun yani. Bu kolayı gördüğünüz gibi yarı yarıya çekti. Şu anda birazcık tuz ekleyeceğim. Yani yarım çay kaşığı gibi bir tuz ekledim. 10 dakikadır falan yüksek ateşteydi. 10 dakika olmuş mudur? Yok, 7 dakikadır falan yüksek ateşteydi. Şimdi birazcık altını kıstım. Bekletiyorum. Birazcık daha karamelize oldu artık, hani neredeyse su kalmadığı noktada birazcık tereyağı ekleyeceğim. Gördüğünüz üzere buradaki kalan artık karameli bizim bir şekilde herhangi bir sıvıyla ya da işte benim yapacağım gibi azıcık tereyağıyla ortaya çıkarmamız lazım. Artık bu oldu. Yarım yemek kaşığı gibi tereyağını attım. Artık spatulayı da çalıştırıyorum, dibini iyice kazıyıp.
baya baya karamel. O kadar güzel koktu ki konuşamadım. Heyecanlandın değil mi şu sosu? Çok heyecanlandım. Oldu. Çok iyi. Hı, bunu böyle alacaksın. Bunu böyle aldım ben. Ben de şu an en ideal değil mi? Güzel var. Efsane. Ben... Vallahi şakam yok ya. Ben tam anlamadım daha zaten de. Şahane. Yalnız soğursa bir şeye benzemez, o da ayrı. Pişirdikten 10 dakika 15 dakika içinde tüketilmesi lazım. Ona göre. Efsane olmuş. Evet, şimdi fortune cookie yapalım. Fal kurabiyesi. Yılbaşına gelen misafirleriniz için hem tatlı bir atıştırmalık, böyle çıtır çıtır sevimli bir kurabiye, hem de içinden fallar çıkıyor. Şöyle ben kalbimden geçen 2020 ile ilgili bütün iyi dileklerimi derken 4 tane böyle fallar yazdım. Bunları kurabiyelerin içine sıkıştıracağım. Önce bunları bir küçük hale getireyim. 2 tane yumurta beyazım var. Yumurta beyazlarımı kabıma kırayım. Çok hafif pinçik tuz attım. 120 gram toz şeker, yani hani yarım bardaktan bir parmak fazla toz şekeri de koydum. Şimdi bunları bir güzel köpürtelim. Öyle çok katı bir merenk haline getirmedim. Şimdi 70 gram eritilmiş ve soğuttuğum tereyağım var. Çünkü biliyorsun sıcak eklersek yumurta pişer. O tereyağımı ekliyorum. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Bir su bardağı unum var, 100 gram. Şöyle hani tam ağzına kadar doldurmadan. Şöyle de unu ekliyorum ve karıştırıyorum. Kurabiye hamuru bu kadar. İstediğim cıvıklığa gelene kadar birazcık su ekleyeceğim. Ekleyeceğim su da hakikaten böyle bir hani azıcık bir şey yani. Pancake harcı gibi bir harç elde etmemiz lazım. Çünkü bunu tepsiye yayacağız. O yüzden şöyle bir döndürdüğünüzde geri kendine bırakıyor olması lazım. Tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı. Böyle bir ceviz mi denir ona? Şöyle azıcık işte yani. Çok büyük olursa çok büyük kurabiyeleriniz olur. O da kimsenin hoşuna gitmez. Şimdi arkasıyla bunu böyle yayıyorum. Birazcık daha yayılacak bu arada fırında. Fırınımız 180 derece önden ısıtılmış alt üst ızgara ayarı. Şöyle yuvarladım yuvarladım. Güzelce. Şimdi bunu yuvarlıyorum. Sonra diğerini yuvarlayacağım. Dediğim gibi aynı anda 3 taneden fazla yapmaya çalışırsanız tek kişiyseniz boşu boşuna soğur, kırılır, eder. Hiç o riskleri almaya değmez. Güzel, kendi kendime konuşuyorum saatlerdir. Önden ısıtılmış fırın dedik, 180 derece dedik. 7 dakika, 8 dakika öyle. Kenarı kızaracak, ortası renk almadan alacağız. Çünkü hala esnekken şekil vereceğiz. Ben fırından çıkınca ne noktada fırından almamız gerektiğini gösteririm ama 7-8 dakika diyeyim baştan. Bak bak bak, damalı inekler geldi. Bir şey söyleyeceğim, oldu. Hemen çıkarırım. Hızlı 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 hızlı. Ters çevirdim. Falı koydum. Kapadım. Bardak kenarında şeklini verdim. Şöyle muffin tepsisine koydum. İkinciye de yetişiriz. Üçüncüye zor. Çabuk çabuk çabuk. Şunu da yaptım. Üçü biraz zor yaparım. Üçü de deniyorum sırf sizin için. Koydum. Kapadım. Şöyle kırıldı. Bu olmadı. Yani soğuduğunda böyle oluyor işte. Ama bunu da ne yapabilirsiniz? Güzel. Şu ön dörtlüden birini seç hadi. Falına bak. Batuhan 2020 falı. Kır ama bir de onu. Soğumuşlardan mı seçtin? Aynen. Bu da benim falım. Faldır sen yazdın be. Ama bilmiyorum ki hangisi. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz seçmişim. Okuyorum. 2020'de aldığın tüm kiloları vereceksin. Yenilerini alacaksın. ben açıyorum. Kurabiye de çok güzel bu arada. Ya bayağı güzel kurabiye. böyle yazarsan böyle çıkar. Kötü günler geride kaldı. Daha kötü günler seni bekliyor. Bir de kups sonunda. Evet, teşekkür ederim kendim. Bu arada bir anlık keyifli bir şey yani. Şu en küçük bir eğlencesi var. Çok keyifli, çok keyifli. Keyif çok şey. Sevimli yani. Çok sevimli gerçekten.
Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Umarım tarifleri denersiniz. Gerçekten sizler için hem lezzetli hem pratik tarifler hazırlamaya çalıştım. Eğer haberiniz yoksa ilk bölüm zaten yayınlanmıştı. Bir önceki video bu tariflerin ilk bölümü. Eğer beğendiyseniz videoyu, kanala abone olursanız tam yeni yıla girer ayak bizi çok mutlu edersiniz. Daha fazla insana anca böyle ulaşabiliyoruz. Gerçekten yorum atarak, videoyu beğenerek daha fazla insanın önüne çıkmasını sağlıyorsunuz. O yüzden beğendiyseniz bunları yaparsanız çok mutlu oluruz. Yeni yılda umarım bütün dilekleriniz gerçekleşir ve çok güzel bir geceyle yeni yıla giriş yaparsınız. Hepinize şimdiden iyi yıllar. Bay bay. Seneye görüşürüz. Dayanamadı. İçimde tutuyorum ya.